Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle paraşüt muhasebe programını incelemek üzere bu videoyu çekiyorum. Ve amacım tamamıyla paraşüt programında yaşadığınız sorunların cevaplarını bu videoda bulabilmeniz. Baştan sona bir video olmayacak, parça parça olacak. Her menüyü ayrı ayrı inceleyeceğiz. Ben Emre Hoca, gelin hep beraber bu videomuz serimize başlayalım. Öncelikle bu örneklerde kullanacağımız PDF'leri videonun altında açıklama kısmına linkini bırakacağım. Bunu oradan takip edebilirsiniz. Şimdi paraşüt muhasebe programını kullanan arkadaşlarımız, aslına bakarsanız muhasebe temeliniz varsa kolaylıkla çözebileceğiniz bir program olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Fakat muhasebe temeliniz yoksa bununla ilgili diğer videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben bu programda sadece evrakların nasıl işlendiğini göstereceğim ve detayına girmeyeceğim çok fazla. Amacım dediğim gibi nasıl işlersiniz ve karıştırdığınız menü ne varsa bu sorunlarınızı nasıl giderirsiniz? Bunları tamamen ortadan kaldırmak için hazırlamış olduğumuz bir video. Yani isterseniz öncelikle bir nakit kasa videosu. Çok özür dilerim. Kasa kartı açalım. Kasa kartı açmak için arkadaşlar öncelikle soldaki menüden nakit menüsüne gidiyoruz ve kasa ve bankalar sekmesine tıklıyoruz. Sağ tarafta bir ekran açılıyor. Kasa hesabı görüyoruz. Burada tanımlanmış olan bir kasa hesabı var. Ama siz başka kasa kartları açmak istiyorsanız buraya yeni kartlar ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kasa ve bankalar menüsünden. Örneğin ne ekleyebilirsiniz? Mesela şubeleriniz varsa bunları ekleyebilirsiniz ve buraya tanımlayabilirsiniz. Hesap ismi olarak da örneğin Çankaya Şube TL Kasa diye bir kasa açabiliriz. Tabi burada paraşüt programında diğer programlarda da bunu her zaman göremiyoruz. Açılış bakiyesinde hemen aynı anda eklemeniz için bir sayfa satır eklenmiş buraya. Kasa kartını açtığınız anda örneğin kasada bir mevcut bir parayla başlıyorsanız örneğin 1000 lira 2000 lira gibi bir parayla başlıyorsanız onu buraya yazıp anında açılış işleminde yapmanıza izin veriyor. Kaydet dediğim zaman arkadaşlar şu anda kasa ve bankalara gittiğim zaman İlk önce birinci sıradaki TL kasa, merkez kasa olarak değerlendirebiliriz bunu. İkinci kasamız ise Çankaya Şube TL kasa. Ayrıca bir de banka hesabı ekleyelim. Onu da burada başlık olarak kasa ve bankalar diye açıldığı için banka kartını da buradan eklememiz gerekiyor. Tabi burada kasada olduğu gibi banka kartını otomatik olarak açmıyor paraşüt. Çünkü siz hangi bankayla çalışıyorsunuz onu tabii ki bilemez. Biz Akbank ile başlayalım. Hesap ismimiz Akbank TL hesap şeklinde olsun. Banka adımız buradan bize bir seçme şansı veriyor. Akbank Banka Şubesi Çankaya. Hesap numarasında ben rastgele bir numara gireceğim. Sizler tabii eğer çalıştığınız firmalarda paraşüt kullanıyorsanız buraya hesap numaranızı yazabilirsiniz. Hesap numarasıyla IBAN aslında aynı şey ama IBAN farklı bir formatta daha uzun. Hesap numarası ise genelde IBAN'ın son 6, 7, 8 karakteri gibi düşünebilirsiniz. IBAN numaranızı ve hesap numaralarınızı buraya yazarsanız iyi olur. Çünkü çalışma anında size bununla ilgili sorular sorulabilir. Özellikle müşterileriniz tarafından IBAN istenildiğinde açıp buradan bakabilirsiniz. Az önce kasada olan özelliğimiz nedir o? Açılış bakiyesi. Bu açılış bakiyesini ben size şöyle izah edeyim. Burada çok detaya girmeyeceğim demiştim ama bunu anlatmam lazım. Şimdi açılış bakiyesi dediğimiz konu, şimdi bir firma faaliyetlerine resmi muhasebe yani genel muhasebe olmadan başlayamaz. Ama ön muhasebe daha sonra da yapılabilir. Yani ilk başlarda firma ön muhasebeye gerek duymayabilir. Hesaplarımı kendim takip ediyorum ya da takip edilmesine gerek yok diye düşünebilir. Bu fazla müşteri olmamasından veya fazla işlem hacmi olmamasından olabilir. O yüzden ön muhasebe daha sonra başlayabilen bir şey olduğu için diyelim ki firma çalışma hayatına başladıktan yıllar sonra ön muhasebeye yapmaya başladınız ve siz firmada işe başladığınızda size şöyle söylenildi. Dedi ki biz daha önce burada ön muhasebe tutmuyor idik. O yüzden sizle beraber başladık dediler. O zaman siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Banka hesabını açarken mesela görüyorsunuz altta tarih yazıyor 11 Nisan 2023. 11 Nisan 2023'te kasada ne kadar para vardı? Bunu buraya otomatik olarak yazabilirsiniz. Böylelikle açılış fişini direkt olarak kartı açarken oluşturma şansını veriyor size paraşüt programı. Evet kaydet dedik. Şu anda Akbank TL hesabı
Açıldı. Ben bir banka kartı daha ekleyeyim. Banka ekle diyorum. Garanti. BBVA. Bu işlemleri nereden yapıyorum? Hazırlamış olduğumuz bir PDF serimiz var. Eski videolarımı izleyen takipçilerim bilecektir. Arkadaşlar onlar zaten bütün işlemlerimizi o PDF'lere göre yapıyorlar. Aynı PDF'leri burada da kullanacağız. Videonun açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Evet, buradaki bankaların otomatik seçilebiliyor olması aslında güzel bir özellik arkadaşlar. Buradaki hesaba bağla özelliği şu tamamıyla zaten açıklamasında altına yazmışlar. Banka hesabınızı paraşüte bağlayarak işlemlerin otomatik aktarılmasını ve her zaman güncel bakiyelerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz şeklinde bir açıklama var. Burada bankanızı bağladığınız zaman bankada yapılan bir işlem burada anında kayda dönüşüyor ve bakiyeniz otomatik olarak görünüyor. Ben paraşüt programını hiç kullanmadım. İlk defa bu video çekerken kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden bu işlemin sonuçlarını gözümde görmedim açıkçası. Nasıl yapıldığı konusunda hani fikrim var ama sonuç olarak bir görüntü hafızaya sahip değilim. Bununla ilgili bir bilgim yok açıkçası. Ama kullanan arkadaşlarımız zaten biliyorlardır. Hemen ben şubemi de buraya ekleyeyim. Başkent şubesi. Yine hesap numarasına ben rastgele bir numara yazıyorum. Ve açılış paketi yazmıyorum. Gerek görmüyorum. Evet, şu anda bana iki tane banka, iki tane de kasa yeterli arkadaşlar. Dolayısıyla şu an için başka açmam gereken bir şey yok. Evet, bunun haricinde arkadaşlar stoklarımız var bizim. Bu stoklarımızı nasıl yapmamız gerektiği konusunda da burada stok menüsüne girdiğim zaman hizmet ve ürünleri açıyorum. Ki tekrar söylüyorum ben programı ilk defa kullanıyorum arkadaşlar. Size videoyu hazırlarken yorum yapmaya çalışıyorum. Belki de ilerleyen dakikalarda hata da yapabilirim. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Stok menüsüne girdikten sonra hizmet ve ürünler sekmesinden hizmet ve ürün ekle sağ tarafta seçeneği görüyoruz. Burada ürün stok kodu, ürün adı. Burada ürün adına şunu diyebiliriz. Dizüstü bilgisayar. Ürün stok koduna geldiğimiz zaman 001. Barkod numarası varsa bunu girebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin için yararlı olacaksa bunu mutlaka girin. Yani ürün sayısı fazlaysa, el terminaliyle çalışılıyorsa, el terminalinden kastettiğim şey bildiğiniz bu süpermarketlerdeki ambalajın üzerindeki barkodu hızlı bir şekilde okutan ve okuyan cihaz arkadaşlar. Kategori diye bir sekme var burada. Kategorimiz yok ama hani bilgisayar desem acaba bilgisayar ekleyebilecek miyim diye bakıyorum. Daha önceden eklemiş olmak gerekiyor muhtemelen. O yüzden burayı geçiyorum şu anda. Kategorisi olarak da kalabilir. Haricen ne yapmışlar arkadaşlar? Ürün fotoğrafını yükleyebiliyorsunuz. Varsayınızda fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Bilgisayar için faydası olur mu bilmiyorum ama bazı sektörlerde bunun faydasının olacağına inanıyorum. Çünkü bir ön muhasebeci neyin ön muhasebesini tuttuğunu bilmezse çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Yani önüne bir sipariş fişi geldiğinde yazılanları anlayabilmesi aslında o ürünü tanıyabilmesinden geçiyor veya fiyatlandırma yapılırken ya da yapılan fiyatlandırmada bir hata yapılmışsa bu hatayı yakalayabilmesi için ürünü tanıması gerekiyor. Ürünü tanımadığınız zaman önünüze konan sipariş fişini faturaya çeviriyorsunuz. Böylelikle eğer sipariş fişinde bir hata varsa siz de zincirleme hataya dahil olabiliyorsunuz. GİTİP kodu ihracat ve ithalat için açılmış bir şey. O yüzden şu anda bizim için gerek yok. Stokta takibi yapılsın mı, yapılmasın mı? Tabii ki yapılsın. Yine burada bir başlangıç seviyesi belirlemişler. Yani bugün 11 Nisan, 11 Nisan günü acaba mağazada bu üründen kaç tane vardı? Bu arada ürünün adını hala yazacak bir yer bulamadım. O yüzden ben şuraya yazayım. Casper Nirvana Intel Pentium G4400. Ürünümüz bu. Şimdi ben önce burada adı seçeneğini görünce acaba kategori ismi gibi mi diye düşündüm. O yüzden böyle bir şey yazmıştım. Kritik stok seviyesi diye bir şey görüyoruz burada arkadaşlar. Kritik stok seviyesini etkinleştirdiğiniz zaman minimum kaç adede düştüğünde, 10 adede düştüğünde bize haber versin gibi bir seçenek bu. Vergiler hariç yani KDV eklenmeden önceki alış fiyatını buraya otomatik olarak eklerseniz alış fiyatı size alış faturalarında otomatik olarak veya sipariş veya irsali işlemlerinde otomatik olarak geliyor. Ben bu
özelliği kullanmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü her zaman aynı fiyattan alamayabiliriz. Özellikle de satışta da aynı şey geçerli. Her zaman aynı fiyattan satmıyoruz. O yüzden bu hataya sebep olur. Oto kontrolü sağlamak dansa kendim manuel girmeyi tercih ederim arkadaşlar. O yüzden burada kararı size bırakıyoruz. KDV oranımız %18 mi? %18. Eğer başka bir farklı bir oransa buradan sizin çalıştığınız sektöre göre belirleyebilirsiniz KDV'lerinizi. Şu anda benim gördüğüm sayfa bu kadar. Kaydediyorum. Ve şu an arkadaşlar birinci ürünümüzü girmiş durumdayız. Şu anda stok olarak sıfır gibi görünüyor. Çünkü açılış miktarını girmedik ve işlemde yapmadık henüz. Diğer stok kartlarını siz buraya bakarak açabilirsiniz. Ben o yüzden şu anda herhangi bir stok kartı açmayacağım. Zaten bu videomuzda da sadece bu kartların nasıl açıldığını göreceğiz. Hizmet ve ürün ekle seçeneğine tekrar tıkladığım zaman arkadaşlar burada bir de hizmet kartı ekleyeceğiz. Yalnız benim gördüğüm kadarıyla burada ürün ve stok ayrımını yapacağımız bir şey yok. Dolayısıyla hizmet ve stoklar aynı yerde takip ediliyor olmasından da zaten onu anlıyoruz. Buradaki ürünümüz tamamıyla stoklarla ve hizmetlerle karışık bir şekilde listelenecek gibi görünüyor. Normal şartlarda ben bunu programlarda zaten ayrı yerlerden işlemenizi tavsiye ediyorum. O yüzden burada böyle bir sıkıntı var. Mesela şu ana kadar gördüğümüz iyi şeylerin yanında bu da bir eksi puan olarak yazılabilir. Buraya bir konaklama giderleri açalım. Arkadaşlar gider kartlar içerisinde bunu göreceksiniz. Ürün stok koduna gelince arkadaşlar burada giderler için G diyelim. 001 giderlere bu şekilde kodlandırırsak en azından bir sınıflandırma yapmayı başarabiliriz. Burada herhangi bir şey yapmama gerek yok. Birimi adet zaten adet olarak da kalsın. Stok takibi yapılmasın seçeneği o zaman bunun için kullanılıyor. Çünkü ben konaklama giderlerini stok olarak merak etmeyeceğim ileride. Konaklama giderleri bana rakamsal olarak yani maddi boyutu bana gerekli olacak. Kaç adet konaklama diye bir soruyla karşılaşmazsınız ama biz bugüne kadar ne kadar konaklama bedeli ödemişiz gibi bir soruyla karşılaşabiliriz. Fiyatları yine yazmıyorum ama KDV oranımızı 8 olarak değiştiriyorum ve kaydediyorum arkadaşlar. Burada tabii şöyle bir özellik de var. Kaydet ve yeni ekle dediğiniz zaman da tıpkı zirve programında olduğu gibi F2 ile kaydetmek veya F6 ile kaydetmek gibi düşünebiliriz bunu. Kaydettim ve bu şekilde şu anda konaklama giderlerim. Gördüğünüz gibi stok takip edilmediği için de karşısında herhangi bir şey adet yazmıyor. Ve kritik miktar olduğu için de sanırım burada kırmızıyla işaretli 10 sayısının altında kaldığı için ki bu i harfi de bize kritik miktar olduğunu söylüyor. Demek ki stoklarda belirlediğimiz stok miktarının altında bir seviyeye düşüldüğünde adet kırmızı ile gösteriliyor arkadaşlar. Buradan gördüğümüz kadarıyla irsaliyeler veya bizim kestiğimiz irsaliyeler de buradan düzenleniyor gibi görünüyor. Ve bize şimdi ne lazım arkadaşlar? Cariyeler lazım. Satışlara geldim. Dediğim gibi bana ister inanın ister inanmayın ama paraşüt programını şu anda video çekerken görüyorum. Burada tamamen mantık yürütüyorum. Başladığımdan beri hatta video çekmeden önce birkaç dakika olsun hani bakayım çekeyim çekerken sorun olmasın diye de düşünmedim hiç. Çünkü kasa açacağım. Nakit menüsünde olması mantıklı geliyor bana. İşte kasa ve bankalar diğer programlarda da bu isimlere alışığız. Stok açacağız zaten başlığından belli. Gider kartları buradan açılıyor. Yine aynı şekilde. Ki az önce buradan da açmıştık fark ettiyseniz ki giderler listesinden de açılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Mesela giderlere geldiğimde bu tamamıyla arkadaşlar gider işlemleriyle alakalı bir menü. Burada hızlı fiş oluşturma diye bir seçenek var. Diğer seçeneğine baktığım zaman da maaşlarla alakalı veya vergi ödemeleriyle alakalı benzer işlemler var. Dolayısıyla arkadaşlar burada hatta video da koymuşlar. Giderler sayfasını anlatıyor diye tahmin ediyorum. O yüzden çok da merak etmiyorum açıp. Şimdi satışlar menüsüne geldiğim zaman burada arkadaşlar müşteriler menüsü bana buradan göz kırpıyor. Hemen müşterilere tıkladığım zaman yeni müşteri oluştur seçeneğine tıklıyorum. Firma ünvanı, imza bilgisayar. LTD, ŞT, İİ. Bu firmamızı açalım öncelikle. Şuraya bir Y harfi ekleyelim. Kısa ismi imza bilgisayar olsun.
Bunların muhtemelen ilerleyen zamanlarda faydasını göreceğiz diye düşünüyorum. Boşa koymamışlardır. Fiyat listesi diye bir şey var burada arkadaşlar. Bu fiyat listesi ile ilgili ilerleyen zamanlarda ben tabii ki şu anda kartları nasıl olsa açarım diye incelemedim ama programı inceleyeceğim videoyu bitirdikten sonra. Diğer özelliklerini keşfedebilmek ve size hepsini anlatabilmek adına. Muhtemelen fiyat listesi dediğimiz şey bir müşteri için farklı farklı fiyat listeleri belirleyip bunlardan birisini seçmemize yarıyor. Hiçbirini de seçmeyebiliriz. Yani hani bu şekilde de kalabilir. Firmanın mail adresi imzabilgisayar.com olsun. Telefon numarasını yazabiliriz arkadaşlar. Fax numarası diye. Fax kaldı mı acaba hala? Karşı tarafın IBAN numarasını eklememiz iyi olur. Tavsiye ederim. Eğer ödeme yapacağımız bir firmaysa, bize ödeme yapan bir firmaysa gerek yok arkadaşlar. Bizden mal alan bir firma için. Burada adres kısmına firmanın adresini yazıyoruz. Burada adres bilgisi çok önemli. Doğru olması çok önemli. Çünkü siz oraya bir mal göndereceğiniz zaman irsaliye çıkaracaksınız veya fatura çıkaracaksınız. Çıkaracağınız faturanın üzerindeki adrese göre sizin sevkiyatçılarınız oraya gidecekler. O yüzden adresiniz yanlış olursa mal da yanlış yere gider, hatta gitmez, geri gelir. Bu da size masraf olarak ve lüzumsuz bir masraf olarak geri döner. Evet, bu şekilde firma adresini de ekledik. Ben yanlış yazıyor olabilirim. PDF'lere bakmadan yazmaya çalışıyorum. Çünkü video şu anda akıcı bir şekilde ilerliyor. Ekran değişsin istemiyorum açıkçası. Posta kodu bunlar önemli mi? Birazdan göreceğiz. Yazmazsak ne olur? Mesela yazmayacağım. Yazmazsak ne olur göreceğiz. İlçemizi yazalım. Tabi burada ilçeyi de seçtiriyor sanırım. Evet. Ulus diye bir ilçe. Niye çıkmadı Ankara'da? İlginç. Altındağ. Tabi. Ulus ilçe değil ki. Altındağ, Ankara. Keçiören. Pardon arkadaşlar. Şimdi burada bir karışıklık oldu. Firmanın adresini hemen bir hatırlamaya çalışıyorum. Keçiören Ankara'ydı. O yüzden ben şurayı da Keçiören yapayım. Çok özür dilerim bu aksaklık için. Evet, şehir Ankara. Firma tüzel kişi mi, gerçek kişi mi? Arkadaşlar tüzel kişi ne demek? Tüzel kişi basit anlamda sonra limited şirketi, LTD, ŞTİ, anonim şirketi. Bunlar tüzel kişi oluyor. Kolektif şirketi gibi. Gerçek kişi ise isim soyisim olur. Mesela hepinizin bulunduğu şehirlerde mutlaka bir Aspava vardır. İsmi Aspava ama gerçek unvanı acaba ne? Emrah Şahin mesela. Her Aspava aynısı değil zaten. Ya da birçok marka isim genelde bu şekilde kullanılır. O yüzden gerçek kişi de asıl unvan kişinin gerçek adı, soyadı ve TC kimlik numarası da vergi numarası oluyor. Tüzel kişi için VKN yani vergi kimlik numarası, gerçek kişi için ise TC kimlik numarası kullanılır. Ben hemen ekleyeyim firmamızın numarasını. Burada arkadaşlar firmayla dövizli işlem yapıyor isek alış kuru üzerinden mi yapılsın, satış kuru üzerinden mi yapılsın onu siz belirleyeceksiniz. Açılış bakiyesi var mı firmanın? Mesela siz işe başladınız yine 11 Nisan, tekrar ediyorum ama 11 Nisan günü bu firmanın size borcu var mıydı? Onu buraya açılış bakiyesi var işaretledikten sonra işte 10 Nisan itibariyle şu kadar borcu var. Bu kadar alacağı var, avansı var. Güzel bir detaylandırma olmuş bu kısımda. Bir de yetkili eklersiniz buraya arkadaşlar. Bu yetkilinin adı soyadı Emre. Emre et imza bilgisayar .com. Bizim en çok muhatap olacağımız kişi o firmanın muhasebecisi olacak. Bizim çünkü ondan başka bir kişiyle pek işimiz olmaz. Eğer ödeme ile alakalı falan bir durum olursa finans olabilir ikinci bir telefon olarak. Ve bu şekilde arkadaşlar müşterimin kartını da açmış bulunuyorum. Sizden ricam siz diğer kartları da açarsanız bu şekilde bir sonraki videoya hazır olursunuz. Bir sonraki videoda arkadaşlar faturaları işleyeceğiz tek tek sizinle beraber ve güzel bir seri oluşturacağız. Ve paraşüt programı ile ilgili arkadaşlar emin olun bilmediğiniz bir yer kalmayacak. İş görüşmelerine giderken biz paraşüt kullanıyoruz diyenlere gönül rahatlığıyla ben biliyorum diyebilecek hale geleceksiniz. Ben şimdiden videonun yorum kısmına yazılan soruları da cevaplayayım. Bu videoları izleyerek öğrenebilirsiniz paraşütü. Ama
Ön muhasebeyi detaylı öğrenmek istiyorsanız benim diğer kanalımda bulunan diğer videolarıma ilk aşamadan itibaren bakmaya başlayabilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde muhasebeyi, ön muhasebeyi anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. O videolara bakarsanız sizin için bu videolar çok daha anlaşılır ve kolay bir hale gelecek arkadaşlar. Şimdilik paraşütle ilgili ilk videomuz bu kadar arkadaşlar. Devamı gelecek. Fırsat buldukça bu videoların devamı gelecek ve hemen kanala yükleyeceğim. Takip edin lütfen, bizi destekleyin. Biz video çekenlerin tek sizlerden isteği bu. Başka da bir beklentimiz yok. Çünkü siz takip ettikçe kanalın izlenirliği artıyor ve daha çok kişiye ulaşıyor. O yüzden lütfen hemen bir kaç dakikanızı ayırıp, hatta 30 saniyenizi ayırıp abone olursanız çok ama çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.